Pancarın faydaları. Pancar vitamin, mineral, enzim deposu. Kalbi korur, yüksek tansiyona karşı iyi etkilidir. Vesaire vesaire. Fakat en önemli özelliği betain içermesi. Betain. Evet, betain. Betain nedir? Şimdi yapılan araştırmalarda mide asidi ne kadar sert olursa tüketmiş olduğumuz gıdaların sindirimi o kadar kolay olur. Yok, bir saniye. One minute. Gökçe kahve olmadan olmuyor. Evet, teşekkürler. Gökçe kahvede ne var? Aslan yelesi mantarı. Üzerlik. Laden gülü, damla sakızı, hem mideyi hem beyni vesaire vesaire çok özellikleri var, saymakla bitmez. Evet, önce bir fırt Gökçe kahve içelim. Evet, vitaminler, mineraller, enzimler vesaire vesaire çok şey içerir. Bizi içeren betain. Pancarın içermiş olduğu betain. Betain nedir diyeceksiniz. Betain bir trimetilglizin ve hidroklorik asit. Bu mide asidinin salgılanmasını artırır. Mide asidinin kalitesini artırır. Vücudumuzda birçok metabolik değişim dönüşümde rol oynar. Tüketmiş olduğumuz gıdalardaki proteinler değişerek, dönüşerek vücudumuz proteinleri amino asitlere değiştirir, dönüştürür. Amino asitleri kullanır. Amino asitleri kullanırken homocysteine ortaya çıkar. Bu bir toksik bir madde. Yani şöyle benzetelim. Kumu alıyorsunuz, tuğla yapıyorsunuz. Kayayı alıyorsunuz, kum yapıyorsunuz, kumdan tuğla yapıyorsunuz. Kaya, protein, kum, amino asit, tuğla, yeni protein. Hayvansal veya bitkisel bir protein içeren bir gıda tükettiğinizde vücudumuz bunu değiştiriyor, dönüştürüyor amino asitlere. Sonra bu amino asitlerden tekrar yeni proteinler insan vücudu için gerekli olan hücrelerin yapımı için, birçok iş için, enzimler için vesaire vesaire. Şimdi burada çok önemli bir rol oynuyor betain. Betain eksikliği mide asidinin kalitesini bozar. Mide asidinin kalitesi bozulursa ne olur? Tüketmiş olduğumuz gıdaları sindiremeyiz. Bu proteinleri amino asitlere dönüşürken dönüşüm sırasında artık madde olarak homosistein ortaya çıkar. Ve tekrar kazanmak için homosisteini değiştirip dönüştürüp tekrar amino aside dönüştürmek gerekir. Bunun için de B6, B9 vitamini vesaire gerekir. Yani komplike bir durum. Şimdi mide asidi bozulduğu zaman mide asidi tüketmiş olduğumuz gıdalar sindirilmez. Mide asidinin pH'i 1,5-2, çok sert bir asit. Hidroklorik asit. Fakat günümüzde insanlar nasıl besleniyor? Tatlı, hazır gıdalar, kolaylı vesaire vesaire. Bir sürü yanlış beslenme, cips, jelibon, kek, gofret vesaire vesaire nedeniyle ne oluyor? Mide asidinin kalitesi bozuluyor. Tüketmiş olduğumuz gıdaları tam sindirmiyor. Reflü oluşuyor vesaire vesaire. Doktora gittiğinizde ne yazıyor? Mide asidini baskılayıcı
antiasidoz yazıyoruz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Mide asidi ne kadar sert olursa o kadar sindirim mükemmel olur. Mide asidini bozarsan ne olur? Reflü olur. Yediklerini sindiremezsin, bağırsağa geçer. Yani mide asidinin sert olması gerekir. Hazır gıdalar. Ne yapıyorum? Mide asidini bozuluyor. Sindirim zafiyeti, gastrit, ülser zamanla ta mide kanserine kadar gider. İşte bu nedenle mide asidinin sert olması gerekir. Betain HCL birleşiminde ana maddesi pancarda çok yüksek oranda betain bulunur. 100 yıl önce insanlar ne tüketmiyorlardı? Şeker nedir bilmiyorlardı. Yağ tüketiyorlardı. Hayvansal yağlar, bitkisel yağlar, karbonhidrat, protein vesaire vesaire. Ama şeker yok denecek kadar azdı. Yılda bir insan başına düşen şeker oranı 15-20 gramdı. Şimdi günde 30 gram tüketiyor. Günde. Evet, bir hastalık var. Amerikan hastalığı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan paraziti, Amerikan hastalığı diyorlar. Aslında Candida'ya bu isimle Amerika'dan yayıldığı için Candida hastalığı, orada hazır gıda çok tüketildiği için 250 milyon kişide Amerika Birleşik Devletleri'nde Candida var. 250 milyon, hemen hemen hepsinde 350 milyon insan var. 250 milyonunda Candida var. Çünkü sağlıksız besleniyorlar. Ha, Türkiye'de de yayılıyor. Candida aslında herkeste var. 305, 1 gram defacit. Ne zaman değişiyor, dönüşüyor? Ne zaman kişi kimyasal ilaç kullanırsa bağırsaktaki kandida kuduruyor. Streç folyo üretiyor. Kolonisini, milyonlarcası bir araya geliyor. Kolonisini korumak için. Bu streç folyo gibi olan biyofilm çok hassas bir polisaharit, hiçbir çok sert bir çelik gibi. Yani hiçbir doğal veya kimyasal ilaç ona zarar veremiyor. Sadece koloniyi, kandida kendi kolonisini korumuyor, diğer bütün mikropları koruyor. Hepsini koruma altına alıyor, hepsini. Şemsiye gibi. Çoğalıyor, çoğalıyor. Kimyasal ilaç kullandığınızda kandida kuduruyor, köpek gibi. Değişiyor, dönüşüyor. Milyonlarcası bir araya geliyor, arkasından kol gibi kuyruk çıkıyor. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez diye çıkıyor. Hepsini zehre dönüştürüyor. Etil alkol, metil alkol, butil alkol vesaire vesaire. Candida öyle tehlikeli bir hal alıyor ki beyni yönetiyor. Beyni, beyindeki hormonlara etki yapıyor. Kişinin hamurlu tatlı yemeğe yönlendiriyor. Beyni ele geçiriyor. Yani öyle bir hormonlar üretiyor ki kişiyi hamurlu tatlı yemiyor. Bu çok enteresan bir söz. Kim söylemişti bunu ya? Candida hakkında en ürkütücü şeylerden biri istediği yiyecekleri daha fazla alınması için canını çektiriyor. Can çektiriyor yani illa onu yemeye. Yönlendiriyor, hormonlarınızı etkiliyor. Candida vücudun hormonal dengesini bozuyor. Kişiyi Candida kendi besleneceği gıdaların tüketmesine yönlendiriyor. Hamurlu, tatlı, aşırı tüketmeye başlıyor. Böylece siz zannediyorsunuz ki kendi canınız çekiyor. Ama Candida istediğini size yedirtiyor. Beyninizin kontrolünü ele geçiriyor Candida. Yani size o yönde hormonlar salgılamasını sağlıyor. Evet, bu görüş Profesör Doktor Carl Leon Dill, William Cook vesaire 2005 yılında bir kitap yayınlamışlar.
araştırma yapmışlar Amerika Birleşik Devletleri'nde vesaire ve obezitenin kilo almanın sebebinin de kandiden kaynaklandığı. Çünkü kandide sürekli yemek yediriyor, sürekli yediriyor beslenmek için. Evet, şimdi mide asidi güçlü olursa betain biraz önce pancarın birleşimindeki etken maddeyi göstermiş olduğumuz betain mide asidinin kalitesini sağlıyor. Tüketmiş olduğumuz gıdalardaki bakteri, virüs, mantar, parazit vesaire her türlü mikrobu öldürüyor. Mide de ölüyor. Hepsi ölüyor. Ama kişi hazır gıda tüketirse, abur cubur beslenirse ne olur? Mide asidi bozulur. Mide asidi bozulduğu zaman sistem çöküyor. İşte burada betain HCl, trimetilglisin, hidroklorik asit, mide asidinin kalitesini artırıyor. Avrupalılar, Amerikalılar betain HCl, yani hidroklorik asit zaten ne yapmışlar? Üretmişler. Amazon'a baktığımızda görürüz. Yüzlerce firma HCl. Evet, Amerika çok firma bunu üretmiş. Ne var içinde? Betain HCl. Başka ne var? Hiçbir şey yok. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem ve nebiyyina Muhammed. Ne diyor? Aspergillus betain. Evet, biz de betain HCl ürettik. Ne var birleşiminde? Mide asidini güçlendiren çentian ekstraktı, çemen ekstraktı, zencefil ekstraktı, zerdeçal ekstraktı. 10 çeşit bitki ekstraktı. Artı bunları güçlendiren bor, çinko, magnezyum, metil, sulfonul, metan vesaire var. Pancarın faydalarını saymakla bitmez. Evet. Ya her gün pancar yiyeceksiniz veya mide rahatsızlığı, reflü, mide asidinin kalitesi bozulmuşsa, yediklerinizi sindiremiyorsanız veya gökçek, betain, HCl. Ha, bizim üretmiş olduğumuz bu kapsül Türkiye'de değil, dünyada benzeri yok. Çünkü hiçbir firma betain, HCl, kor gerisine umrunda değil. Biz çentian, çemen, zencefil, zerdeçal vesaire ile ne yapıyoruz? Güçlendiriyoruz. Betain, HCl. Betain sadece homosistaini, bu toksik madde, damarları, kalbi, bütün sistemi çökertiyor. Zehir, betain. İlk defa 1900 kaçtı ya. Almanya'da doktora gittim de homosistein, kanımdaki homosistein oranını öğrenmek istiyorum dedim. Doktor baktı. Ben 30 yıllık doktorum dedi. Betain, homosistein diye bir şey duymadım. Hemşireler dedi ki homosistein nedir dedi. Biz de bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz dedi, Gökçek dedi. Sen bir şeyle geliyorsun ama biz bilmiyoruz dedi. Ya betain nasıl bilmezsiniz, homosistein işte çok toksiktir, damar zehirler, damarları daraltır, büzer plak oluşturur, kalbe zarar verirse, yan etkisi çok tehlikeli bir şey. Bu kanda yükselirse çok riskli. Bunu ortadan kaldırmak gerekir vesaire anlattım. Hiç bilmiyorum dedi. İyi, o zaman öğren dedim, bir dahaki sene geldiğimde anlatırsın. Doktor bilmiyordu, Alman doktoru. Çok gülmüştüm. Ben bunu kitabımda yazdım yıllar önce. Türkiye'de homosistain nedir bilmiyordu ama şimdi yavaş yavaş tahlile bakıyorlar homosistain. Evet. Betain HCl.